güzel bir etkinlikte hep beraber olma şansını yakaladığımız için aslında bu etkinliği biz tamamen bir otelde güzel bir kahvaltı organizasyonuyla beraber yapmak istiyorduk. Ancak ne yazık ki bu pandemi dönemi sebebiyle her türlü organizasyonu tamamlamışken yapma fırsatı bulamadık. Tabii geleceğe yönelik planlar yapıp ne yazık ki bazen hani elimizde olmayan sebeplerden dolayı değiştirmek durumunda kalıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz bu ortama da hemen alıştık ve bu etkinliğimizi webinar ortamına taşımaya karar verdik daha da fazla gecikmemek adına. Dolayısıyla ben öncelikle çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum. 1996 yılından beri sigorta brokerliği sektöründeyim. 9 yıl kadar bir başka uluslararası broker'da çalıştıktan sonra 2005 yılında E.ON bünyesine katıldım ve 96 yılından 2008 yılına kadar da hep risk yönetimi departmanında çalıştım. Sonra radikal bir değişiklik yaparak finans çılarla beraber çalışırken bir anda kendimi insan kaynaklarının dünyasında buldum ve çok da inanın keyif aldım. Çünkü insana dokunuyorsunuz, onlarla beraber çalışıyorsunuz, yeni şeyler katıyorsunuz. Dolayısıyla burada hani, bitmeyen bir deniz. Çok kısa Sandrine'le diğer panelistimiz Sandrine Flory'i de sizlere tanıtmak istiyorum. Sandrine EMEA bölgesinde çalışan iletişim çözümlerinin lideri ve 22 ülkeden sorumlu ve 22 ülkedeki iş ortaklarımıza bu alanda iletişim çözümleri alanında danışmanlık hizmeti veriyor ve özellikle son 20 yılını da tamamen iletişim konusuna adamış durumda. Sandrine aynı zamanda benim çok 7-8 yıldan beri de beraber çalışıyoruz. Çok da iyi arkadaşımdır. Dolayısıyla burada da çok güzel bir işbirliği yakaladık. Zaten benden sonra da konuşmayı kendisine devredeceğim. Şimdi bu arada teknik bir aksaklıktan dolayı CEO'muz Selda Hanım açılış konuşmasını yapacaktı. Ben kendi sunumuma geçmeden önce Selda Hanım'a sözü verip açılış konuşması için Selda Hanım lütfen size sözü veriyorum. Ondan sonra ben tekrardan sunumu başlayacağım. Herkese merhaba. Teknik bir arıza oldu ama şu anda sesim ve görüntüm var mı? Görünür bir halde miyim? Tamam, çok teşekkürler Sinem. Değerli ve sevgili insan kaynakları yöneticileri ve şirketinde insan kaynağını yöneten katılımcılar, hepinize merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ben de E.ON'da 18 yıldır çalışıyorum ve 2015 yılından beri şirketin eş CEO'su görevindeyim. Bugün aslında arkadaşlarım size çok değerli yeni bir hizmetimizden bahsedecek. Ama o yüzden ben de size kısaca bir tarihçemiz ve hizmetlerimizin zaman içerisinde nasıl evrildiğinden bahsetmek istiyorum. E.ON 1960'lı yıllarda Amerika Chicago'da kurulmuş bir şirket. Bir sigorta brokeri olarak kuruluyor. Ama 90'lı yıllarda özellikle satın alma ve birleşmelerle tüm dünyaya yayılıyor ve bugün 120 ülkede 50 bin çalışanı olan bir şirket. Hatta çok enteresan, bu pandeminin yeni ortaya çıktığı ya da pandemi tanımının geldiği Mart ayında E.ON dünyada bir satın alma anonsu yaptı. Willis Towers Watson ile bir birleşmemiz gerçekleşiyor ve aslında işte çevik yönetim, iyi iletişim ve bağlı çalışanları yönetmek ne kadar önemli olduğunu bizim de tecrübe ettiğimiz bir dönem. Önümüzdeki yıl herhalde 100 bin çalışanla tüm dünyada yine çoklu ülkede faaliyet gösteren daha güçlü, daha kuvvetli bir şirket olacağız. Biz aslında biraz rakamlarla bu hizmetler nasıl oluşuyor, nasıl dönüşüyor anlatmak istiyorum. Türkiye'de biz bu 25. yılımızı sizlerle onurla kutlarken aslında binlerce müşterinin, yüz binlerce çalışanının insan kaynağı programları, fayda programlarını, ek fayda programlarını, ek yarar programlarını yönetiyoruz. Sinem Hanım ve ekibi insan kaynaklarına
Sıkı bir iletişimle çalışıyor. İhtiyaçları belirleyip bunun çalışanlara anlatılması, aktarması konusunda hizmetler veriyor. Aslında günümüzde hangi konular gündemimizde var? Çevik çalışma ekipleri, çevik işletmeler, esnek çalışma ortamları, esnek ofisler. Bunlar aslında kısmen yavaş yavaş uygulamaya girerken aslında bulunduğumuz dönemde çok daha hızlıca hayatımıza girdi. Herhalde yöneticiler olarak hiçbirimiz çalışanlarımıza aslında göstermek konusu önemli. Onları ne kadar düşündüğümüzü, değer verdiğimizi sıkı bir iletişimle bu kadar ifade etme fırsatı duymamıştık. Hakikaten hatır sorma, durum öğrenme ve iyiliği konusunda çabalama, bir arada olma, bağlı olma bu kadar hiçbir dönemde önem kazanmamıştı. İşte biz de aslında çalışanlarımızla doğru iletişimi yöneterek ve böylece zor dönemlerde, böylesi zor dönemlerde nasıl daha güçlenerek çıkacağımız konusunda aslında bize daha da yardımcı olabilecek bir hizmetimizden bahsedeceğiz. Ben daha fazla arkadaşlarımdan söz çalmak istemiyorum. Sinem ve Sandrin, tüm dinleyicilerimiz, katılımcılarımızla birlikte keyifli bu sıcak yaz gününde aslında klimaları vantilatörle çalıştırıp kimimiz evimizden, kimimiz ofisimizden aslında proaktif katılımla keyifli ve faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Sinem Hanım, söz sizde. Çok teşekkürler. Ben de şimdi sizinle ekranımı paylaşıyorum. Sanırım görüntü gelmiş olması lazım. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bizim her zaman en önem verdiğimiz şey çalışanlarla iletişim. Yani siz ne yaparsanız yapın, insan kaynakları yöneticileri olarak çalışanlarınızın ihtiyaçlarını karşılık verebilmek adına inanılmaz bir emek sarf ediyorsunuz. Zaman harcıyorsunuz, bütçe harcıyorsunuz ve bir yan hak stratejisi ve planı oluşturuyorsunuz. Şimdi lütfen değerli katılımcılarıma şu soruyu herkes lütfen kendisine sorsun. Yaptığım bu yatırımların karşılığını tam olarak alabiliyor muyum? Tam bu noktada da ben hani şöyle bir feedback vermek isterim. Bunca zamandan beri binlerce toplantı yaptım ve her toplantıda hep geldiğimiz nokta sizin gibi birçok değerli firma inanılmaz yatırımlar yapıyor yan hak paketleri için. Ancak bu yan hak paketlerinin doğru anlatılması, çalışanlar üzerinde fark hep bir kısır döngünün içinde kalıyor. İşe alım, çalışanlarınızı elde tutma ve motivasyonlarını arttırma gibi alanlarda yapacağınız iyileştirmelerin tümü aslında çalışanlarınızın yan hak paketleri konusunda ne kadar bilgi sahibi oldukları ve onları ne kadar özümsedikleri, önemsedikleriyle bağlantılı. Dolayısıyla bizim burada çözümümüz, Türkiye'de de buna güzel bir isim taktık, cebimdeki haklar diye. Kişiselleştirilmiş iletişim ile çalışanlarınızda bir etki yaratarak onlara ne sunduğunuzu ve bundan nasıl faydalanacaklarını anlatmak ve aslında neticede yaptığınız yatırımın değerini arttırmaktır. Biz mevcutta şöyle aşağıdaki soruları kendinize soruyor musunuz diye aslında bir baktığımızda çalışan bağlılığını nasıl sağlarım? Yeni yetenekleri şirketime nasıl çekerim? Yeni sağladığım bir yan hakkı nasıl tanıtırım? Yan haklarda yaptığım bir değişikliği nasıl açıklamam lazım? Veya bir kısmınız şu an katılımcılardan gördüğüm kadarıyla işte çeşitli platformlar kullanıyorsunuz yan hak seçimleriyle ilgili. Bunların seçiminde bu platformların kullanılmasında çalışanları nasıl motive ederim? Veya nasıl anlatırım sorularını soruyorsunuz. Pardon. Gene hani bu sorulara devam edecek olursak
Yani bunun iletişiminde yöneticileri devreye sokmam mı gerekiyor? Veya mevcutta kurduğum iletişim modeli neden istediğim etkiyi yaratmıyor? Gibi birçok soru aklınıza geliyordur eminim. Yani bunlardan bir veya ikisini en azından her yıl kendinize bu yan hak paketiyle ilgili stratejilerinizi oluştururken sorduğunuza eminim. Bizim şimdi bu konuyla ilgili iki tane yeni çalışmamız var. Bir tanesini EMEA genelinde yaptık. Bir tanesini de tamamen Türkiye özelinde yaptık ve ikisini de çok yeni araştırmalar 2020 yılı içinde yaptığımız. Onlarla ilgili şimdi size biraz bilgi vermek ve paylaşmak istiyoruz. Bizim gene 2020 yılında tam pandemi öncesi aslında sonuçlanan bir survey, yani onu söylemek isterim. Aon Employee Benefits and Trends Survey, çalışan yan hak paketi ile ilgili farkındalığını ve şirkete bağlılığını arttırmak sizin için ne kadar önemli sorusuna aslında bir şirket dışında yani 98 şirket kritik derecede önemli, 60 şirket çok önemli ve 21 şirket önemli olduğunu belirtmiş. Yani ankete katılan şirketlerin %99'u çeşitli kademelerde bu iletişimin çalışan bağlılığı ve motivasyonu açısından çok önemli olduğunu belirtmekle beraber sadece %57'sinin bu konuda bir stratejisi var. Şimdi bu çok önemli. Yani aradaki bu fark aslında firmaların hani iletişimin çok önemli olduğunu bilmelerine rağmen çalışan bağlılığını artıracak bir strateji geliştirmekte geri kaldığını gösteriyor. Çalışan iletişimi özellikle içinde bulunduğumuz dönem gibi bir geçiş döneminde yan hak paketlerimizin revize edileceği bir ortamda daha da ön plana çıkıyor. Şimdi hani bununla ilgili de sizinle pardon, biraz hızlı gittik. Türkiye'de bizim çok çok yeni bu. Haziran ayında yaptık bu survey'i. Bir teknoloji firması ile beraber hatta başlayıp ondan sonra bütün müşterilerimize, prospektlerimize ilettiğimiz ve toplamda da 95 şirketin katıldığı bir yan hak paketleriyle ilgili iletişim, yan hak paketleri gibi konularda yapmış olduğumuz bu anketin sonuçlarında önümüzdeki dönemde yan hak paketinizde değişiklik yapacak mısınız sorusunu sorduk. 95 şirketin yarısı hiçbir değişiklik yapmayacağım dedi. Geri kalan yarısı ise yan hak paketlerinin kırılımına baktığımızda 130 tane genişletilecek yan hak paketi, 29 tane daraltılacak, 9 tane de sonlandırılacak yan hak paketi olduğundan bahsetti. Şimdi özellikle insanların iletişimi çok önemli. Çünkü siz orada aslında verdiğiniz bir şeyi kısmi de olsa geri alıyorsunuz veya tamamen sonlandırıyorsunuz. Bunun yanı sıra genişletilecek kısımda 130 tane aslında planın genişletileceği bu yapacağınız genişletmelerle ilgili yapacağınız yatırımları karşılığını alabilmek adına gene iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu değişiklikleri çalışanlara nasıl duyurmalıyız? Bunun çeşitli yöntemleri var. Şimdi hep beraber dünya genelinde firmalar bu değişiklikleri nasıl duyuruyorlar? Yine hani anketimizdeki bir sonucu sizinle paylaşmak istiyoruz. Yine tabii ki en en başta %95 firma e-mail ile bunu tercih ediyor. Yani bir firma birden çok tabii seçenek seçtiği için burada birçok hani oran tabii ki hani %100'ü tamamlamıyor. İşte 3-4 tane seçeneği seçen firmalar var. Ondan dolayı bu oranlar bu şekilde. Ama ilk 3 sırada 2016 yılından beri yaptığımız araştırmalarda hep birinci sırada e-mail, ikinci sırada yüz yüze iletişim, üçüncü sırada da poster geliyor. Dijital kanallar aracılığıyla yapılan iletişim yöntemleri ise 2016'dan bugüne %13 kadar artış gösteriyor.
Yani burada gördüğümüz teknolojik sistemler kullanılarak yapılan iletişim metodunun geleneksel iletişim yöntemlerine nazaran yükselen trend haline geldiği görülmektedir. Burada ben bir tane aslında kalemde dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın webinarlar %32. Bunu baştan özellikle söyledim. Tam pandemi öncesi sonuçlanmış olan bir araştırma bu. Aslında hayatımızın neredeyse işte %90 seviyelerine çıkmış durumda webinarlar. Bugün toplantılarımızı da webinarlar üstünden yapıyoruz. Webex meetingler, Zoom'lar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullarla beraber çok hızlı bir şekilde iletişim metotları da değişiyor ve hepimiz buna hızlı bir şekilde de uyum sağlıyoruz. Hani bunu da özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Türkiye'de durum nedir diye baktığımızda Türkiye araştırmamızda da yan hak paketi veya yasal durum değiştikçe biz iletişim yapmayı tercih ediyoruz diyor firmaların %38'i. %24'ü periyodik toplantılar yapıyoruz diyor. İşte online portalı kullanıp biz duyurularımızı gönderdiğimiz diyen firma dedi %12. Ve yan hak mektubu şirket dışı danışman desteği de %7 ve hani ne yazık ki iletişimi hiç yapmayan %3 bile bir firma oranı bulunmakta. Biz öte yandan içinde bulunduğumuz dönemde sadece yan hak paketlerinin değil, çalışma koşullarımızda da değişiklik olmasını bekliyoruz. Onun için çok da güncel yaptığımız için bu survey'i evden çalışma uygulamanız var mıdır sorusunu da özellikle sormak istedik. Ankete katılan firmaların %37'si zaten bu pandemiden bağımsız mevcuttan uzaktan çalışma imkanı sağladığını belirtti. Burada da daha sonra da zaten inceleyebilirsiniz ama ayda 4-8 gün diyen firmaların yüzdesi %16, ayda 1-3 gün diyen %14, 8 günden fazla olan %7 yani toplamda %37'si mevcuttan uzaktan çalışma imkanı sağlıyor. %47'si ise mesela biz E.ON olarak onu söyleyebilirim. Şu ana kadar hiç uzaktan çalışma metodumuz yoktu. Ama hani evden çalışma uygulamasına ilk geçen sektördeki brokeriz. 13 Mart itibariyle tamamen ofisimizi kapadık. Ve hani bununla ilgili de gelecekte nasıl planlarız? Şimdi hani bunu kendi içimizde de değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Biz daha sonra şuna da önem veriyoruz. Bahsettiğimiz üzere hem planlarda hem de çalışma koşullarımızda işte değişiklikler bekleniyor. Hem değişen yan hak paketleri hem de değişen çalışma koşulları nedeniyle sadece çalışan iletişimi değil, yeni duruma uygun iletişim metotlarının tasarlanması da çok büyük önem taşıyor. Örneğin firmalar yan hak paketlerinde tamamen bir marka kültürü oluşturarak yan hak paketlerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesini sağlamakta ve bununla ilgili istatistikleri de bizim yine global survey'imizden alıp sizinle paylaşmak istedik. Ve bu tamamen yine EMEA bölgesinde sonuçları. Ankete katılan firmaların %46'sının bir markası var yan hak paketleriyle ilgili. %52'sinin ise henüz yok. Ama hani güzel yanı şu, 2019 yılından 2020'ye geçtiğimizde hep markalaşmanın gittikçe arttığını görüyoruz. Çalışanların uzaktan çalışma oranı arttıkça markalaşmış bir yan hak paketi çalışanın şirkete de bağlılığını arttıracaktır. Yani uzaktan çalışma metotlarının yaygın hale gelecek olmasıyla kurum kültüründen uzaklaşabilecek çalışanların aidiyet duygusunu güçlendirmek için markalaşmış bir yan hak paketinin çok doğru bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle hep birlikte daha fazla çalışıp projeler sizlerle oluşturacağımızı ve bizlere
Bu konudaki danışmanlığımızda daha çok ihtiyacınız duyduğunuzu düşünüyoruz. Bununla ilgili bizim EON'un çözüm önerilerine bakacak olursak, Yan Haklar Kitapçığından Hoş Geldin Kitapçığına, işte toplam ödül mektubundan posterlere, el ilanı, video ve web kampanyaları ve online Yan Haklar portalına kadar birçok çalışan iletişim alternatifimiz var. İK ekiplerine destek, web seminerleri hazırlama, sunma ve İK ekipleriyle eğitim seansları düzenleme konusunda destek veriyoruz. Ve intranet ve kurum içi materyallerinizin içeriklerinin oluşturulması, web semineri slaytlarının oluşturulması, görüş ve memnuniyet anketi yapılması konusunda da hizmetlerimiz bulunmakta. Ben sözün aslında sunumun sonuna gelirken kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Sunduğunuz yan haklar ne kadar iyi olursa olsun, çalışanlarınızın dikkatini çekecek sağlam bir iletişim stratejiniz yoksa, sunduğunuz yan hakların şirketinize sağladığı katma değer ve işe alım gücü üzerindeki büyük etkisini asla göremezsiniz. Ve önemli olan çalışanlarınızın sunduğunuz yan hak paketlerinin fiyatını bilmesi değil, değerini bilmesidir. Şimdi sözlerimi burada sonlandırıp sahneyi sevgili arkadaşım Sandrine bırakıyorum. Bu noktadan itibaren soru cevap kısmına kadar sunum İngilizce olarak devam edecek. It's my pleasure to leave the speech to Sandrine. Thank you so much to be with us today during this exciting webinar. So the stage is yours, please, Sandrine. Thank you, Sinem. Thank you. I will practice my Turkish today. No, don't worry. Let me just take the lead on the presentation. Yeah. Okay. I ask you just a couple of minutes because I want to make sure that okay. So I think the screen is fine now. Yeah, we can see. Okay, so good morning, everyone. It's really a pleasure to be with you today. Even if it's virtual, it's always nice to see my colleagues and to have the opportunity to meet virtually or face to face. Clients. To be honest, I didn't understand everything, Sinem, you explained, but I'm sure that I cannot be more agree with you. Definitely. when we talk about communication and the reason why you see on this slide the title "Engaging People with a Compelling Compensation and Benefits Communication Strategy." It's mainly because for the last couple of years, I do this job. I met a lot of clients, and finally, if there is one common point, it's this one. It's the fact that you, as a company, spend always a lot of money in benefits and rewards. And most of the time, I get from you the same feedback. We spend a lot of money, but we don't have the feeling that our employees really appreciate what we do, really value what we do. And they are complaining, and they always want more, and we cannot always give more. And there is a huge impact on our engagement. So that's a common, I would say that's a common factor. It's not fatality, but still, we have this kind of feedback from clients, and we really strongly believe that one way to improve this feedback and to improve the return on investment, I would say, is really around communication. Before we go into the details of the communication strategy, I wanted to share a couple of findings with you. The first one is the cost of the fact that you lose a middle manager in your organization. So we made some research and calculation, and we realized that when a middle manager leaves the company, it costs you
more or less 1 year of her or his annual salary. So it means if I'm right, 180k Turkish lira, which is a huge amount of money. And the reason why it costs you so much, it's because, of course, so the person is living, but you spend time and resources and sometimes money to recruit someone else. There is always some disorganization in the team or some temporary disengagement. And there is also an impact on the service you deliver to your clients. So this has a huge cost. Something else we also realized a couple of months ago. So we had our latest survey, the Global Engagement Trend Survey, that shows that for the first time, and it's really historical, for the first time last year, the first driver for employee engagement is reward and recognition. So before we were mainly focused on EVP or leadership or career opportunities. But really for the first time, people said, what drives our engagement, especially in Europe, is reward and recognition, which is something to take in account when we are HR. And the last finding I wanted to share with you is, again, based on our surveys, what you as a company, you can tell us, and your feedback on the communication or the appreciation of the total reward package is pretty pretty low. So you only are 30% of the companies we survey that say, yes, we think that our employees understand and value their package. So I would say a couple of findings, but food for thoughts. But then you will tell me, yeah, so what? So what is the so what is really to think about the total reward communication strategy as a really critical for your engagement. So if you increase your engagement rate, and I'm not going to talk about engagement today, but of course you understand that if this engagement rate goes up, then this will create value for you. If you want to increase this engagement, you need to take care of how your employees perceive their total compensation and benefits package. And then this obviously brings you to pay more attention on what you communicate and how you communicate it. The deal is not, or the objective is not to increase the package. It would be too easy, and concretely in this current situation, I don't think that's the way or the direction the companies will take. So really we need to refocus on how we explain this package and how we make people more aware of what they have. If we look at where we stand today, because communicating for the total compensation package to increase engagement, that's one, but we should also understand where we stand. So where we stand, we in fact have, I would say, three main challenges right now. The first one is, and it's not a surprise, huh? We all know and read a lot about it, it's the demographic challenge. The demographic challenge is, in fact, the aging population in Europe, especially, and the fact that the baby boomers are retiring or will retire pretty soon. And in fact, by 2030, which is tomorrow, we are already in 2020, we will have a workforce in Europe age 44 years old, which is pretty, I would say, old. Even 44 is really young, but 44 years old for a workforce is pretty high. So that's the first challenge in terms of demographics. We will also have
less people or less workforce. That's the reason why we will get, or we have already, this war for talent. So we have we can see minus 5 points in terms of the total population in the age of working. So by 2030, we will get only 61% of this total population versus today 66%. So we lose five points. We also know that by 2030, and already today, 50% of the workforce population is millennials. So again, we can read and hear a lot about millennials, and everybody has his own opinion about this population. But one thing for sure is that they are already really present in our offices, in our companies, and everywhere, which is a good, absolutely a good point, because they bring with their characteristic, they bring quite some new way of working. So it's more tech oriented. They influence the way we work, the way we think about the business, and also the way we communicate to each other. One thing important to keep in mind with when it comes to millennials is that this population has a slightly different way of looking at work and the position or the place of the work in their life is slightly different than my generation, for example, and some other generation. One key element is that for them, for this population, cash is king. So it's all about money. That brings me back to what we said a couple of minutes ago. And also, they really care about the reputation of the companies where they work. So this is where we would probably make the choice for a company because of our CV or because of the position of this company. Today, the millennials are really focused on what is the reputation of the company I'm going to work for, and do I really want this? So it means that in addition to the war of talent, we also have this new generation we should fit with, to make sure that we can work together in the best way. And the last point I wanted to share with you in terms of challenges is what we call the modern working environment, but it's more overall technology and digitalization. We are all more and more connected, that's for sure. We cannot live without our smartphone, which is good or bad, I will let you think about it. But for sure, we are more and more connected. And digitalization is also a good option, I would say, because if we couldn't do this, today we wouldn't be together virtually sharing some thoughts. So, digitalization, technology, they are everywhere. I made some research, and I also had a couple of readings. I saw that we, in Turkey, so you are 62 million of active internet users, which is 74% of the Turkish population. So you see everywhere, it's more and more a part of our day-to-day life. I say you because it's the numbers for Turkey, you spend 7.5 hours per day on internet, including 2 hours and 51 minutes on social media. So based on this, we can imagine that what we do and how we live during the weekend is part of our behaviors, and of course that's what we expect when we go to work. And that's the reason why I would say digitalization and technology should be absolutely a big part
of any kind of communication we want to promote internally within a company. So yeah, obviously it's time to rethink how we communicate and what we do. I would say what we were used to do before is maybe a bit too old, and we need to adapt our communication to the new generations, the new population, and also our new habits and a way of living everywhere. You may say, okay, Sandrine, fine, but so what? And how can we rethink about this communication strategy? It's more, I would say, it's more building what we call a compelling communication strategy. What does it mean? It means that your compensation and benefits communication strategy should really focus on three key objectives. The first one is make sure that the communication will help you to manage your risks. And when I say risks, it's because if you have an aging workforce, if you have a war of talent, and if you need to manage this with in on top of this kind of situation we are all living today, there is of course risk, and there is also risk on your compensation and benefits package. So when we when you communicate around this, it's important to take in account this risk. And the risks are, for example, maybe depending on the country, put the focus on retirement or put the focus on healthcare. Really choose your battles and also make sure that your employees get everything, or they really understand what's in it for them when it's about health or retirement or social security or any other topic that are critical for someone today living in this world. So it's not about communicating everything, it's really choosing the battles. The second point is make sure that what you say internally, what you communicate, is really consistent with your image and your reputation outside. So I still see too many times a big gap between what you can read about a company on their website, and so the corporate website when you log on, and what you can read in terms of internal communication when you start digging a bit and look at what they do with for their employees. If there is a too big gap, it doesn't match and it doesn't resonate. And then you will lose all the credibility you can get from your employees. So it's really crucial to always think about your employee and employer value proposition, your brand as an employer, and what you show and say outside to make sure that you can retain and engage your employees. The last, is there a question? Okay. The last question is, for question on at least objective, is also to make sure that you fit all the needs within the company. Right now, it's quite usual to have 4 or 5 different generations within a company. And of course, depending on your age, your personal situation, if we talk about benefits, or if you read about benefits, you don't have the same appetite or the same interest depending on your age or your situation. So as a company, when it comes to communication about these benefits, it's also important to understand who you are talking to, who are your employees, and adapt your communication to the different generations within the company. So really act like a marketer
If you would have to sell a t-shirt or a pair of shoes or any kind of product. So you will target your audiences and you should do the same internally. Sandrine, sorry for interrupting, but the time is running. So can you share, please, with us some samples of our clients? Of thank you. I'm sorry. You're I want welcome. To, I talk too much. No. okay. So I'm going to share with you a couple of examples. If you need to keep three things in mind, so really work on employee awareness. Make sure that you increase their education, their understanding of what's going on in the company in their total package, and make sure that what you will communicate will help them to change their behaviors. In terms of what we can do, so I have more and more clients requested. So when we talk about education, it starts with the basis, the foundation. The foundation are this kind of documents, so really giving your employees an overview of what they are offered in the company. So it's not about talking about one specific topic, it's really giving the full picture. So with this kind of materials, communication, you can always start with your words, so with your strategy, so you can really embark people with this, and then go to the details of each benefit. So these kind of materials are interactive PDF with the advantage that you can add, of course, hyperlinks within the code document, also additional PDF within this PDF. So it's pretty easy to use. It's one document where you can find everything. And as an employee, if you click on health insurance, you can easily add a link to your intranet website or your external providers to forward people to the right place. So that's an example of what we did for EA Games, just to show you how it can look like in a different look and feel, because everything is, of course, customized based on your branding. So this kind of materials, again, this can help you to really structure your compensation and benefits package. Here we talk about health and well-being, finance and protection. And that's it. I do more and more what we call a total reward statement. So it can also be interactive PDF, but it can be also online or paper. So a total reward statement is a personal document you will send to each employee in your company. And the purpose of this kind of document, sorry, because this one is in Dutch, so it's pretty difficult to understand. But the purpose of this document is really to give the big picture to your employees, but fully customized for their situation, and showing them what they receive during the year. So we want to explain them that what they see on their payslip every month is not the only thing the company pays for them. We want to show them that in addition, they have health insurance, they have retirement contribution, they have a company car, and in reality, they don't receive 1,000, but they receive 1,500 because there are a lot of things they don't see on their payslip, which is really a contribution from the company. So making sure that they really understand what you pay for them, what they are offered, and what they get is really important to give them the right numbers in their mind. So usually you have this first overview with the pie chart where you can show that in fact direct compensation is only 40% of their total package. And then you go into the details of each item or each remuneration they received.
A different format for a total award statement can be a paper-based document, so it's exactly the same objective. And maybe I should do this. So you see, it's really focused on the numbers, but it's fully customized per employee. So once a year, usually, the company, in this case, Dublin Airport, send this document to each employee. In terms of communication, you also can think about a more promotional campaign or promotional digital campaign. This kind of materials you can develop. Also, maybe banners. The banners is over here. So it's always nice to, if you have an intranet website, to animate this website with, from time to time during the year, some communication around. Sandra, we cannot see the banner. Did you share it? It's probably because, yeah. Yes, we can see now. Thank you. And I should stop here because I speak too much. Is there any question? Actually, thank you so much, Sandrine. So we will take the questions now. Değerli katılımcılarımızdan şu an sorular gelmeye başladı. İsterseniz ben ilk önce bizim lokal ekibimize gelen soruları sorayım. Bu esnada da aynı zamanda birlikte bu projeyi yürüttüğümüz Neslihan Ayanoğlu ve İlkem Güleç, bu konudaki danışman arkadaşlarım, benim ekibimde beraber çalıştığımız, onları da ekranda görüntülerini alabilirsek sevinirim. İlk sorumuz şöyle, hazırladığımız iletişim materyallerini ne sıklıkta güncellemeliyiz gibi bir soru geldi. Neslihan, rica etsem bu konuda sen cevap verebilir misin? Tabii, herkese merhaba. Aslında bu konunun herkese uyan tek bir cevabı olmamakla birlikte iletişim yan hat paketlerimizi içerdiği için yan hat paketlerimiz güncellendikçe iletişim materyallerini ya da iletişim metotlarını güncellememizde fayda var. Bu da genellikle yılda bir olarak öneriliyor. Çünkü çoğu yan hat yılda bir kere yenilenmekte. Yılda bir çoğu şirket için uygun bir cevaptır diye söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. İkinci soru, Türkiye'de hayata geçen uygulamalar var mıdır sorusu. İlkem, buna da senin lütfen cevaplamanı rica ediyorum. Evet, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz uygulamalar var. Örneğin ilaç sektöründe, medikal cihazlar sektöründe, tarım sektöründeki firmalarımıza hali hazırda bu çözümlerimizi sunduk. Bunun da aslında artan bir trend haline geldiğini görmekteyiz çalışmalarımızda. Özellikle burada ben hani bir ilavede bulunmak istiyorum. Biz burada tamamen hani brokerlik hizmetinden bağımsız olarak bu hizmeti veriyoruz ve bu firmalardan bazılarını hala hazırda brokerlik hizmeti bile vermeden bu hizmeti vermiş olmaktan inanın ben gurur duyuyorum. Şimdi bir tane daha sorumuz. This question is for you, Sandrine. How can we measure the impact of communication around benefits? I would say it depends on how you are organized, but the basic is to include these questions if you conduct engagement surveys every year, so really dedicate part of the questionnaire to communication. But we can also decide when we start a communication strategy, so we can agree at the beginning of the project some criteria or so key measures, like, you know, the number of questions you get as an HR from your employees about any kind of benefits topic,
if there is an enrollment period, it can be how quickly people enroll to their benefits. So how efficient is what you did? That's the kind of criteria we can develop. It should be customized for each company, but more or less it's how we do it. Okay, thank you. Thank you for this comprehensive reply. Irmak, ben şu an başka bir soru göremiyorum ama lütfen varsa benimle paylaşabilirsen sevinirim. Kaçırdığım bir şey oldu mu bu esnada Sandrin'le konuşurken? Sinem Hanım merhabalar tekrardan. Şu anda sorularımız yok, şimdilik bu kadar. Tamam. Peki, bizim aslında planladığımız bir de sizinle video paylaşmaktı ama bu Webex meetinglerdeki video kalitesinden çok emin olamadığımız için Sephora için hazırlamış olduğumuz bir yine ürünümüz var, videomuz. Onu daha sonra katılımcılarımıza ayrıca paylaşmak istiyoruz. Onun için burada bu canlı yayında bu riski almayı tercih etmedik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada hep beraber olup bu ürünümüzün lansmanını yaparken bizimle beraber olduğunuz için. En kısa sürede birebir görüşmeler yapmak üzere Neslihan Hanım ve İlkem Hanım'la ve tabii ki yurt dışında da Sandrin'in desteğiyle sizler için tailor-made ürünler geliştirmek ve hep beraber ihtiyaçlarınızı belirlemek isteriz. Irmak, sözü sana bırakıyorum. Thank you, Sandrin, again for joining us today. Thank you. I'm sorry if I was too long. No, we are on time, as always. Thank you. It was really a pleasure to be with you. Thank you, Sandrin, for attending today's webinar. It was a pleasure to work with you. Değerli katılımcılarımız, katılımınız için çok teşekkür ederiz. Webinarımız sona ermiştir. Bir sonraki webinar etkinliğimizde sizleri görmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederiz. Ebru Hanım, teşekkür ederiz. Çok mersi. Bir teşekkür mesajı vardı. Çok çok teşekkürler. İyi günler.